Seni niye çağırdığımı merak ediyorsundur değil mi Nefise? Yani şey... Azim abla işle ilgili bir şey olduğunu söylemişti. Azime senin hakkında çok güzel şeyler söyledi. Ben de daha yakından tanımak istedim. Ben isterim de kolay kolay yanılmam. Seninle enerjimiz tutacak. Çok iyi bir iş çıkaracağız. Yani yapabileceğim bir şeyse inşallah. Kampanyamızın afişlerinde sen olacaksın. Bütün kataloglarda, bütün resimlerde, her şeyde sen olacaksın. Hiç şaşırmadın. Bir şey demeyecek misin? Yani şimdi... doğrusunu isterseniz... sizin kendinizi bana karşı borçlu hissetmenize hiç gerek yok. Yani eğer öyle borçlu falan hissediyorsanız diye... Efendim? Benim yerimde kim olsa zaten sizin gibi öyle yaralı, orada çaresiz birine yardım ederdi. Bu işin o geceyle hiçbir ilgisi yok. Can borcu başka, iş başka. O zaman neden ben peki? Çünkü aradığım yüz sensin. Markamızı temsil edebilecek en doğru yüz sen olduğun için seni seçiyorum. Yani ben daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Yani yapabilecek miyim hiç bilmiyorum açıkçası. Ben yapabileceğinden eminim. Emin olmasam teklif etmem. Bilmem ki. Kalk bakalım. Bittim. Gidebiliyor muyum ben? Daha yeni başladık Nefise Hanım. Buyurun. Gel. Buraya bakın. Nefise Hanım'ı çekim için hazırlayın. Hemen mi, şimdi mi? Kaybedecek vaktimiz yok. Rahat ol, bu sadece deneme çekimi. Kendini evinde gibi hisset. Yok, gerçekten kusura bakmayın, ben yapamayacağım. Dur. Sakin ol, sakin ol. Ben zaten seni bu doğal halinle yakalamak istiyorum. İçtenliğini görmek istiyorum sadece. Hı? O gece olduğu gibi. Neden duruluyor hala? Ne bekleniyor? Böyle, böyle buyurun Nefise Hanım. Buyurun oturun. Gerçekçi görünmesini istiyorum. Mahalleden bir komşunuz, bir anne, sıradan bir ev kadını, kendi pırıltısı bozulmadan. Neyse, müsaadenizle ben bir kalkabilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Benim bir telefon etmem gerekiyor da. Tabii ki.